Evet, şimdi karındaki şişlikle devam edelim. Karında şişkinlik, bu da çok büyük bir felaket. Amerika Birleşik Devletleri'nde master yapan bir beyefendi geldi bana. Amerika'da tahlil korkmuş. Tabii ki orada bir oraya master yapmaya gitmiş. Bir uygunsuz bir cinsel ilişkide bulunmuş. Hastalanmış. Zannetmiş ki AIDS'e yakalandı. AIDS tahlili yaptırmış. Efendim genital sihir, genital herpes, işte hepatit B, hepatit C, bir sürü tahlil yaptırmış. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kontrol, kontrol, kontrol. Hiçbir şey yok. Bütün tahlillerde hiçbir şey yok. O kadar çok sık doktorlara gitmeye başlamış ki artık doktor demiş ki dur bakayım. Senin artık psikologa ihtiyacın var demiş. Adam artık yani bu de kafayı yiyecek, bozdu kafayı diye. Çünkü adamda hiç olmayan anormalikler ortaya çıkmış. Karnı küp gibi şişmiş. Bir ishal, bir kabız, bir ishal, bir kabız, karnı şiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, işini yapamıyor. Adam master'ını Allah'tan ki bitirmiş. Eğer ki master'ı bitirmeden önce yakalansa master falan hiçbir şey yapamazdı. Yani zor gelmiş Türkiye'ye. Öyle ağır, hasta. Diyor ki iş arayacağım, iş bulmak istiyorum, çalışmak istiyorum ama yani ben bu vaziyette asla çalışamam. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, karnı küp gibi şişmiş. Hala diyor ki acaba bende AIDS mi var? Amerikalılar bulamadı mı? Veya hepatit B mi var? Hepatit C mi var? Genital sihir mi var? Acaba bende ne var? Doktorlar bulamadı. Dünyanın en modern kliniklerinde. Dedim ki sende mantar var. Allah Allah. İlk şunu söyle sensin diyor. Amerika'da bu kadar tahlil yaptılar yaptılar. Bir sürü klinik. Hiçbir mantar demedi. Bir sen söyledin. Dilini aç bakayım dedim. Dilini çıkar bakayım. Ağzını açtı. Dilini çıkardı. Bembeyaz böyle tabaka oluşmuş dilinin üzeri. Gördün mü sen diline hiç baktın mı dedim. Bakmadım. Bir bak. Baktı ki o dedi. O da şaşırdı. Fark etmemiş. Dikkatmiş. Mantarın oluşumunu dildeki beyazlıktan anlayabiliyoruz mu ya da Dil belli? iç organların aynası, ayna gibidir. Dilden bağırsaklarda bir problem varsa, midede, karaciğerde, pankreaste varsa dilin üzerinde anlaşılır. Dilin altından da kalpte bir problem varsa, damarlarda bir yağlanma, daralma varsa anlaşılır. Bunu bulan ilk kimdir? Dilden hastalıklar teşhisi bulan kimdir? 4000 yıl önce Uygur Türkleri bulmuş. Doğu Türkistan Türkleri. Ama her şeyi bizim Türk milleti bulur. Ondan sonra ne yapar? Üstüne yatar, uyur. Yatıp uyumuşlar, unutmuşlar tabii. Çinliler geliştirmiş. Şimdi mesela Çinliler 1777 yılında ilk defa Doğu Türkistan'ı işgal ettiklerinde şimdi orada bir kazı yaptılar, piramit buldular. Beyaz piramitler. Beyaz piramit. 3 tane piramit buldular. Bu Mısır'daki piramitlerden daha büyük piramitler bulundu. O piramitlerden altında içinde binlerce heykel çıktı. Türkler dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşlar zamanında. Alaska'dan Adria'ya kadar dünyayı 11 bin yıl yönetmişiz. Ama şimdi Türkiye gibi küçücük bir kağıt mendil kadar bir yeri yönetemiyoruz. İnşallah bir gün yine Adria'dan Alaska'ya kadar geleceğiz, yöneteceğiz inşallah. O günlerde gelecek bakalım. Toparlanabilirsek. Avrupa'nın, Amerika'nın oyuna gelmesin. Yani nerede kaldım? Kafam gitti Adria'dan Alaska'ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi Adria'dan Alaska'ya derken Türkiye güneydoğusunda Avrupa, Amerika oyun oynuyor. Biz orayı kurtarırsak hayırlısıyla. Şimdi evet. Bu vatandaşın bağırsa mantar dolu. Karnı küp gibi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Amerikalılar analiz yapmış yapmış. Hiçbir şey yok. Seninki psikolojik demişler. Ben dedim ki mantar. Şimdi bu vatandaş 3-4 ay sonra inşallah hiçbir şey kalmayacak. 3 tane beyefendi geldi. İkisi de, üçü de burada tabii onlar. Bayrampaşa'da iş adamı. Üçünün de karnı böyle küp gibi. Boyları maşallah 1,92 metre. Hamile gibi. Dedim bu ne? Ya alkoliksiniz ya da dedim bağırsaklarınız mantar dolu. Ya biz abdestli namazlı adamız, alkol ilgimiz yok. Dedim ki alkol kullanmanıza gerek yok. Çünkü bağırsaktaki mantar
en tehlikeli alkolü üretir. Bir, etil alkol, metil alkol, bütil alkol. En tehlikeli zehirli gazları üretir. Etan, metan, bütan. En tehlikeli toksik maddeleri, penisilin üretir. Bağırsaktaki mantarlar. Bağırsaklarda 250 çeşit mantar var. Her mantarın da 250 çeşit alt türü var. Yani çeyrek milyon çeşit mantar var. Çeyrek milyon, 250 bin çeşit mantar var. Her mantar türünün üretmiş olduğu toksik madde farklı farklı. Bu nedenle bazısında kurdeşen oluyor, bazısında polen alerjisi, bazısında besin alerjisi, bazısı şişkinlik oluyor, gaz oluyor, küp gibi şişiyor karnı. Bazısında alkol üretiyor, karaciğeri yağlanıyor, bazısında şeker hastalığı vesaire vesaire. Bütün hastalıkların %99'unu mantar tetikler. Mantar aynı zamanda virüsle beraberdir. Koloni şeklinde çalışır. Mantarla virüs birliktedir. Yani bir kişide virüs varsa mantar vardır. Mantar varsa virüs vardır. Evet, bu mantarın çözüm yolunu tekrarlayalım izleyicilerimize. Sizin her zaman söylediğiniz ne kullanmaları gerekiyor diyelim. Dünyada ikinci üreten kişi benim bunu. Yeni bir yeni bir formül geliştirdim. Horopito geliyoruz inşallah, yoldayız. Dünyada ilk horopito ile ilgili bir klinik araştırması yapılmıştır. Mantara karşı dünyada en etkili bitkidir. Horopito birleşiminde aloe vera, laden gülü, hamemelis, mahonya 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu mantarı yok eder. Mesela daha önce ben bununla ilgili 24 yıldır mantarla ilgili çalışıyorum. Bugüne kadar mantarın tedavisi 4 ay 5 ay sürebiliyordu. Şimdi artık süreci hızlandırdık hamdolsun. Yarı yarıya düşürdük diyebilirim. Evet, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Öyle mi? Evet. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.